Diğer önergeyi okutuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşmekte olan hukuk mahkemeleri kanunuyla bazı kanunlara değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifinin 33. maddesinin 1. fıkrasında yer alan eklenmiş ibaresinin ilave edilmiş ibaresiyle değiştirilmesini arz ve teklif ederim. Aslan Kabukçuoğlu, Eskişehir Milletvekili Fahrettin Yokuş, Konya Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Aydın Milletvekili Yasin Öztürk, Denizli Milletvekili Aylin Cesur, Isparta Milletvekili Ayhan Altıntaş, Ankara Milletvekili. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılmıyoruz Sayın Başkan. Önerge hakkında konuşmak isteyen Ankara Milletvekili Sayın Ayhan Altıntaş. Buyurunuz Sayın Altıntaş. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. İYİ Parti grubu adına 216 sıra sayılı hukuk muhakemeleri kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin 30. maddesi üzerine söz almış bulunuyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Bu kanun teklifi de maalesef hemen hemen bütün teklifleriniz gibi istişareden uzak. İstişareyi kendi aranızda yapmış olabilirsiniz. Fakat muhalefetin fikirlerine yeterince başvurulmadığı görülüyor. Komisyonlarda görevli arkadaşlarımız bu hususu şerhlerinde de belirtmişler. Muhalefetin ve meslek kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, baroların görüşleri alınmayınca da kanunlarda hatalar, eksikler oluyor. Ve siz de bu eksikleri gidermek için daha sonra tekrar kanun teklifi vermek zorunda kalıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, teklifin veriliş amacını yargı sürecini hızlandırmak, gereksiz mesainin önüne geçmek, yargılamayı daha etkin ve verimli hale getirmek olarak belirtmişsiniz. Amaç olarak katılıyoruz. Avukatlar da, mahkemeye işi düşen vatandaşlar da sürecin yavaşlığından şikayetçi. Fakat yargıyı daha etkin hale getirmek istiyorsanız, siyasetin yargı üzerindeki elini çekmesini sağlamanız gerekir. 2020 yılında açıklanan hukukun üstünlüğü endeksine bir bakalım. 128 ülke var. Türkiye hukukun üstünlüğünde 107. sırada. Bizden önce kimler var? Nijerya bizden önce, İran bizden önce, Rusya bizden önce. Hükümetin gücünün sınırlandırılmasında 124. sıradayız. İran 109. sırada. Bizden sonra sadece Kamboçya, Mısır, Nikaragua ve Venezuela var. Temel haklar sıralamasında 123. sıradayız. Nijerya, Rusya, Pakistan, Zimbabwe bizden önde. Bu endekste Türkiye hukukun üstünlüğü sıralamasında 2014'te 59. 2015'te 80. sıradaymış. Gittikçe gerilere düşmüşüz. Yargı sistemimiz sürekli darbe alıyor. Endeksleri, akademisyenleri, hukukçuları, siyasetçileri bir tarafa bırakırsak, yargının halini anlamak için vatandaşa bakmak gerekir. Halk yargıya güvenmiyorsa, yargı adaletli karar veremiyor demektir. Hukuk güvenilmez demektir. ORC'nin 2019 Kasım ayında yaptığı bir araştırma vardı. Vatandaşa, yargıya güveniyor musunuz diye sormuşlar. Güveniyorum diyenlerin sayısı yalnızca %11.7. %68 ise güvenmiyorum demiş. Geri kalanlar da kısmen cevabını vermiş. Yargıya yeterince güvenilmediğini Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül de reddetmiyor. Yargıya güven artsın diye yargı reformları yapılıyor. Fakat bunlar da pek işe yaramış gibi durmuyor. Yargıya güven olmaması beraberinde büyük sorunları getirir. Halk bir haksızlıkla karşılaştığında devletin yardımını ister. Bu şekilde halkın devletle bütünleşmesi sağlanır. Devletin esas koruyucu gücü de bekçi, polis değil, yargıdır. Yargı karar verir, güvenlik güçleri destek olur. Yargı işini iyi yapmazsa kargaşa çıkar. Halk devlete sığınamaz. Güçsüzler ezilir, güçlüler eşkıyalık yapar. Değerli arkadaşlar, bahsettiğim endekslerde neden sürekli gerilediğimizi hiç düşündünüz mü? Sorunun temelinde yatan neden nedir? Esasında bunun araştırılması gerekir. Eğer yargıya güven artsın istiyorsak, halkın neden güvenmediğini araştırmamız gerekir. Meclisin yapacağı işlerin başında bu gelmelidir. Bence yargıya güvensizliğin birinci nedeni
yargıyı devletin bir genel müdürlüğü gibi talimatla yönetilebilir görmektir. İstediğin kararları uygulayıp istemediğin kararları veren hakimleri cezalandırırsan ne yargıya güven kalır ne de adalete. Bir başka neden, iktidarın her alanda içine düştüğü nepotizm çukurudur. Yani adam kayırmacı yaklaşımlardır. Yakın zamanda da hakimlik savcılık sınavı için torpil isteyenleri duyduk. Bunların önüne geçmedikçe reformlar işe yaramaz. Kayırılarak atanan, yargı ve hukuk bilincinden yoksun bir hakimden ya da savcıdan adil olmasını bekleyebilir misiniz? Adalet yalnızca duruşmalara değil, yargının her alanına yansımalıdır. Öncelikle hukuk eğitiminin niteliğini artırmak, sonra o mezunları liyakat sırasına göre adalet basamaklarını birer birer çıkmasını sağlayacak bir sistem kurmak lazımdır. Yargı mensuplarını hem liyakatle seçmeyip hem de beğenmediğimiz karar veren hakimleri buyursunlar. Beğenmediğiniz kararlar veren hakimleri HSK yoluyla cezalandırırsanız ne hukuktan ne de adaletten bahsedebiliriz. Gerçek demokrasilerde bütün vatandaşlar bir hak ihlaliyle karşılaşırlarsa onları koruyacak bir yargı düzeni vardır. Aksi halde demokrasiden bahsedilemez. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Şimdi önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. 30. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Sisteme giren 4 sayın milletvekiline yerlerinden 60'a göre söz veriyorum. Sayın Kaya. Teşekkürler Sayın Başkan. Trabzon turizminin gözde merkezlerinden biri olan Akçaabat ilçemize bağlı Hıdırnevi yaylamızda yıllardır devam eden elektrik sorunu bir türlü çözülmüyor. Çözülmediği için de yayla sakinleri büyük mağduriyetler yaşıyor. Voltaj yetersizliğinden buzdolabı, çamaşır makinesi hatta televizyonlar dahi çalışmıyor. Burada yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan insanlarımızın buzdolaplarındaki yiyecekleri, içecekleri, süt ve süt ürünleri ekşiyor, bozuluyor, tüm emekleri heba oluyor. Aslında sorunu çözecek trafo gelmiş fakat ne hikmetse bir türlü yerine takılmıyor. Elektrik dağıtım yetkililerinin başvuru programı alındı. Yıl sonu trafo bağlanacak, sorun giderilecek sözlerine rağmen bu trafo 3 yıldır yerine konulmadı. Bir trafoyu yerine koymak bu kadar zor mudur? Hıdırnevi yaylası sakinlerinin sesi neden duyulmuyor ve bu insanlar neden elektriksiz bırakılıyor? Buradan Çoruh Aksa yetkililerine sesleniyorum ve Hıdırnevi yaylasındaki elektrik sorununun bir an önce çözülmesi için göreve davet ediyorum. Sayın Baltacı. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Türkiye Futbol Federasyonu önceki gün bir açıklama yaparak 3. ve 2. ligde müsabakaların oynatılmamasına karar verdiğini, ligleri tescil edeceğini ve tescil formatını da ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu. Bu açıklama sadece liglerinde lider olan ekiplerin bir üst lige çıkartılacağını, bir üst lige terfi ettirilecek diğer takımların ise federasyonca masa başında belirleneceği yönündeki spekülasyonları da beraberinde getirdi. Eğer ki liglerinde ve gruplarında ilk sırada yer alan takımların bir üst lige terfi hakları muhafaza edilecekse, lig ve gruplarında 2., 3., 4. ve 5. olan kulüplerinde playoff oynama hakkı mutlaka korunmalıdır. Kastamonu olarak aksi bir kararı kabul etmeyeceğimizi, Gün Medya Grup Kastamonu Spor'un hakkının gasp edilmesine göz yummayacağımızı bilinmesini istiyorum. Sayın Girgin. Teşekkürler Sayın Başkan. Anayasamızda devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. Hükmü yer almaktadır. Buna rağmen bugün itibarıyla aynı külfete katlanan, hatta aynı süre çalışmalarına ve aynı primi ödemelerine rağmen emekli oldukları tarihlerin farklı olmasından dolayı emekliler farklı aylık almaktadırlar. Emekliler ay sonunu getiremiyor. Ülkemizdeki hayat şartları, geçim şartları ve her geçen gün zorlaşırken emeklilerimizin alacakları 50 liraya, 100 liraya, 200 liraya çok ama çok ihtiyaçları var. Bu sebeple 2000 yılı Ocak ayı başından sonra emekli olan ve emekli olacak tüm emekli yurttaşlarımız arasındaki maaş adaletsizliğinin giderilmesi, intibak sağlanması ve mağduriyetleri giderilmesi için bir çalışmanız var mıdır? En düşük emekli maaşının askeri ücrete eşitlenmesi için bir çalışmanız var mıdır? Teşekkür ediyorum. Sayın Tığlı. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bakanlık her yıl olduğu gibi fındık rekoltesini henüz açıklayamadı. Fakat yurt dışı kaynaklı kuruluşlar
biz dahil tüm fındık üreticisi ülkelere yönelik tahminlerini yaklaşık bir ay önce duyurdu. Dünya ölçeğinde ve ülkemiz için yüksek rekolte tahminlerinin her yıl olduğu gibi piyasayı manipüle etme amaçlı olduğunu biliyorsunuz. Ağustos ayının ilk haftası fındık hasatı başlayacak. Artan üretim maliyetleri karşısında fındık üreticisi çaresiz. Bir an önce bakanlığın rekolte tahmini bekleniyor. Temmuz ayı içinde destekleme alımı yapılacağının açıklanmasını, taban fiyatının açıklanmasını bekliyor. Alın terinin emeğinin karşılığını alacağını bilerek bahçesine girmek istiyor. Üretici Giresun kalite fındığın en az 27 lira olmasını istiyor. Fındığını satma, beklet, 2021 Nisan-Mayıs ayında satarsın sözlerini duymak istemiyor. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.